Sayın Tunç Dindaş, grafik sanatçısı. Sayın Gökhan Gönen, yönetmen, animatör. Sayın Kürşat Karamahmutoğlu, yaratıcı yönetmen. Sayın Said Mingü, ressam. Sayın Setenay Özbek, ressam, yazar, film yapımcısı. Sayın Denizhan Özer, sanatçı, kuratör. Ve Sayın Burak Yetkin, grafik sanatçısı, illüstratör. Hepinizin sayıları kısımlar ve çok teşekkür ederiz. Çok büyük emek verdiniz. Sizlere minnettarız. Ödül terimimize geçmeden önce sponsorumuz City Sanatı'na Sayın Barbaros Binicioğlu'nu ve Selçuk Karaçay'ı kendilerine plaket takdim etmek için Cengiz Ünlü'yü buraya davet ediyoruz. Gerçek ceketini giymeden kalır. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bu sıcak sonbahar gününde, aslında kış başlangıcında ve tıklarda da feci halde sıcağı tahammül edemiyoruz galiba. Bir ara soyunmaya başlamıştık fakat sonradan Barbaros geldi böyle kıran. Görünce ben mecbur ceketimi tekrar giydim. Sen şu anda hiçbir zorunlu olarak giydirdik, kusura bakmayın. Ama yakışıyor ceket, yakışıklı. Efendim, hepinizin huzurunda öncelikle bu iki dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Gençler sürekli olarak bizi tahrik ediyorlar, güzel şeyler yapın diye. Güzel şeyler nedir anlayabildiğimiz kadarıyla güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz size. Güzel şeyler konusunda eğer sizi iyi anlayamamış olabilirsek, ki olabiliriz, lütfen tekrar uyarın, en güzel şeyleri yapmaya çalışacağız sizin için her zaman. Hele böyle sponsorlar yaratsaysa sakın çekinmeyin. Her gün buraya gelebilirsiniz. Ben hep sizi bekliyorum her gün. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Var mı? İyi ki varsın. Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Narkotörist konulu ödül yarışması birincisini açıklıyorum. Sayın Gürkan Burak Al. Kendisine ödülü vermesi için Sayın Barbaros Binicioğlu Bey'i buraya davet çizerken bayağı rahatım ama böyle topluluk ömrüne böyle değerli bir topluluk.
bu an konuşma yaparken biraz gergin hissediyorum. Umarım beni anlarsınız. Yani her şeyden önce bu konuda daha önce de iş üreten, bu canlıda iş üretmeye çalışan bir insan olarak Şamil Vakfı tarafından ve yani şahsen hayran olduğum sanatçılarımın iş üreten böyle bir ödül alman, aynı zamanda diğer sanatçı arkadaşların işlerini görmek, onların bu alanda ürettikleri işleri görmek benim için çok mutluluk verici ve bu yarışmada böyle bir daha bir tür kazanmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bütün emeği geçen herkese, Şamil Vakfı'na, üyelerine ve bütün katılımcılara teşekkür ederim. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İkincilik ödülümüz Ossetya'dan katılan Sayın Victoria Tsumaya. Kendisini katılamadığı için ödülünü Alan Kültür Vakfı Başkanı Sayın Saadettin Kuşoğlu'nu almak için davet ediyoruz. Ve Selçuk Karacal Bey'i de ödülü takdim etmek için davet ediyoruz.
Toplumumuz için her zaman öncülük ederek çağ ve yeniliklere ayak uyduran, ses getiren projelerle toplumumuzu besleyen vakfımıza bu vizyon ve girişimlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Ve siz değerli misafirlerimizin katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Yeni projelerimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Teşekkürler. Merhaba. Öncelikle tebrik ediyorum. Bu güzide eseri bizlerle buluşturduğunuz için de teşekkür ediyorum. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Merhaba, ben Ürkan Alcan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Yaklaşık 5 senedir illüstrasyon ve baskı teknikleriyle, dijital sanatla ilgileniyorum. Çerkezim, Şapsığım, Balıkesirliyim, Orhanlı Köyü'ndenim. Bu şekilde. Ürkan Bey, bu eser nasıl ortaya çıktı? Aslında zaten ortada olan bir brief vardı ve Çerkez mitolojisi benim daha önceden beri ilgilendiğim, iş üretmekten keyif aldığım bir alan aslında. Aynı zamanda bir sürü diğer farklı sanatçıların işlerini görmek de harika bu yüzden. Çünkü ben ilk iş üretmeye başladığım zaman çok fazla sanatçı, çok fazla gözlemleyebileceğim, referans alabileceğim görsel iş yoktu. Ama artık var ve bu yüzden de ayrıca Şamil Vakfı'na teşekkür etmek lazım bence. Benim işimin çıkış süreci içinde Çerkez mitolojisi ile alakalı belli tasvirler, hikayeler, antoloji, şiirler bunları okudum ve bunların görsel materyallerini bir listeledikten sonra, bir düzene soktuktan sonra aslında böyle topluca bir iş çıkarmak aklıma geldi. Çünkü dilerseniz size biraz işi anlatabilirim. Çok seviniriz. Burada işin de ismini aldığı meşe ağacını görüyoruz. Meşe ağacı geçmişte aslında bizim bugün mitoloji olarak tanımladığımız ama atalarımızın, atalarımın din olarak inandığı bir oluşum. Dolayısıyla bu dinin ibadeti yapılırken meşe ağaçları kutsal bir rol oynuyordu. Tanrılarla, Nartların, Çerkezlerin iletişim kurduğu bir kanaldı. Ve burada da aynı şekilde bunu temsilen, bütün mitolojik öğeleri bir araya getiren obje bir meşe ağacı. Hemen altındaki Zikya çarkı aynı zamanda yine Çerkez mitolojisinin sembollerinden birisi. Burada gördüğünüz ağacın boşluğunda ortaya çıkan T şeklindeki haç da yine Çerkez mitolojisinin unsurlarından, sembolizmlerinden biri. Etraftaki hikayeler de Çerkez mitolojisinden belki genel çok en çok bilineni Setenay, Zekuata, kötü kalpli tanrı, kötü kalpli bir canavar, Blao ve onun öldürülmesi, Alıçların Evi gibi farklı hikayeleri bir arada meşe ağacında toplayan bir iş diyebilirim. Elinize sağlık. Harika bir eser. Çok teşekkür ediyoruz. Gunef Hanım merhaba. Öncelikle tebrik ederiz. Bu şahane eseri bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii. Merhaba, benim adım Günev Şenay Bozkurt. Şu anda Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda sanatla bolca ilgilenmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Sizden bu güzide eserle ilgili neler düşündüğünüzü, neler aklınıza getirerek bu eseri ortaya çıkarttığınızla ilgili bir bilgi almak istiyoruz. Öncelikle bu yarışmayı duyduğumda çok heyecanlandım çünkü kendim de Çerkezim ve kültürümü bir şekilde yansıtma fikri beni çok heyecanlandırdı ve hemen mitolojiyi araştırmaya başladım, hikayelerimizi araştırmaya başladım. Birçok çok çeşitli, çok güzel hikayelerimiz var aslında çok duyulmamış olan. Bunların arasında Aşemes'in hikayesi çok ilgimi çekti çünkü Aşemes diğer kahramanlardan biraz daha farklı bir şekilde şiddetle savaşan bir kahraman değil aslında, özellikle sonraki maceralarında. Daha çok kültürüyle, şarkılarıyla savaşan bir savaşçı. O da bir savaşçı. Bu hikayesinde de Aşemez'in bir kavalı var. Çok ünlü. Bir tarafı siyahtır, bir tarafı beyazdır.
beyaz tarafından üflendiğinde bahar gelir, çiçekler açar, bolluk olur. Siyah tarafından üflendiğinde ise kıtlık olur, kış gelir, işte sıkıntılar yaşanır bolca. Bu hikayede de Blaho, tüm Nart mitlerinin birçoğunda gördüğümüz bir figür, bir ejderha figürü. Nartların aslında bütün kötülükleri, felaketleri atfettiği bir yaratık, bir canavar. Burada da bu Aşemez'in flütünü, kamalını çalarak siyah tarafından üflüyor ve dünya kötülüğe, çoraklığa boğuluyor. İşte Nartların toprakları bir nevi eski güzelliğini tamamen kaybediyor. Ağaçlar ölüyor, çoraklaşıyor toprak ve kültürlerini yaşayamamaya başlıyorlar. Ama daha sonrasında Aşemez kamalını çalıyor geri şeyden, Blaho'dan ve beyaz tarafından üfleyerek kültürü geri getiriyor. Burada da Blaho'nun bu çembersel duruşunu bir nevi bizim de kültürümüzün de içinde bulunduğu bir çeşit hapis durumu olarak düşündüm. Ve kültürümüzü kullanarak, şarkılarımızı, danslarımızı kullanarak bu içinde bulunduğumuz durumu, yıkışımızı aslında anlatmaya çalıştım. İşte bu şekilde baharın gelişini, bu ağaç figürünü, bizim Çerkez kültüründe meşe figürü çok yoğundur, vardır. Onu anlatmaya çalıştım. Özetle kültürümüzü yaşayarak yaşatmanın önemini göstermeye çalıştım. Bu şekilde. Beğenilmesine çok sevindim. Burada olmaktan da çok mutluyum. Teşekkür ederim. Bu gizli eser için biz teşekkür ederiz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Şamil Vakfı'nda güzel bir gün geçirdik. Saat 2.30'da başlayan program güzel katılımla sona erdi. Şu an misafirlerimizden, arkadaşımız yanında. Önce sizi tanıyalım. Benim ismim Veysel Arıhan. Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün burada Şamil Vakfı'nın güzel bir sanat etkinliğinde, ödül töreninde bulunduk. Çok güzel bir gün geçti. Burada birbirinden değerli çalışmalar sergilendi, ödül aldı. Tabii Kafkasya sanatıyla, güzelliğiyle, sanatıyla, güzelliği sanatıyla aktarıldığı zaman ayrı bir değer taşıyor. O güzellik, o kültürel zenginlik sanatla buluştuğu zaman gerçekten görülmeye değer, kıymetli bir hal alıyor. Bizler Kafkasyalılar olarak sanatı daha iyi kullanarak Kafkasya'nın güzelliklerini, o derinliğini anlatabiliriz. Bu kapsamda Şamil Vakfı'nın da bildiğim kadarıyla son zamanlarda kıymetli çalışmaları oluyor. Hem ödül töreni bağlamında, sanatçılara teşvik olması bağlamında, hem de Kafkasya'nın tanıtılması bağlamında. Ben tebrik ediyorum hem Şamil Vakfı'nı, Sayın Cengiz Gül Başkanımızı ve diğer yöneticilerini. Çok anlamlı bir etkinlik oldu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz de Nart Ajansı olarak yıllardan beri toplumun içerisindeyiz. Derneklerin yanında bizim Türkiye'de yaşayan Çerkezler'de vakıf deyince aklımıza gelen Kafkas Vakfı'yla Şamil Vakfı, bir de Kafta. Gerçekten bu vakıfların bu tür etkinliklerin yapması, güzel çalışmalara imza atmaları gerçekten önemli. Kafkas Vakfı'nın da bu tür çalışmalar eskiden oldu. Biz de katıldık. Son olarak camiamıza ne söylersiniz? Evet, Kafkasyalı vakıfların sayısı Türkiye'de az şu an maalesef diyelim. İnşallah buradan da bir vesileyle sayıları arttırılır. Gerçekten Kafkasyalılar olarak yapacağımız çok iş var. Bunun vakıf ayağı var, dernek ayağı var, sivil toplum ayağı var. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerek Şamil Vakfı'yla, gerek Kaftav'la, gerek Alan Vakfı'yla ilişkiler kurarak inşallah beraber de çalışmalar da yapıyoruz zaten. Kafkasyalılık için, Kafkasyalıların dertlerine derman olabilmek için ve daha ne yapabiliriz diye vakıflara bence çok görevler düşüyor. Zaten dernekler yeterince belli sorumlulukları, belli külfetleri kaldırıyor diye düşünüyorum. Vakıfların biraz daha bence çalışmaları gerekiyor. Sivil toplum bağlamında vakıflar kanunu ayrı, dernekler kanunu ayrı. Çok böyle bir arada tutuldukları da anlaşılıyor ama vakıflara biraz daha iş düşüyor diyebilirim. Özellikle sosyal konularda, sosyal yardım konularında, sanat konularında, diğer öğrencilerin eğitimi vesaire konularında vakıflarımıza çok iş düşüyor.
şuna kesinlikle inanıyorum. Eğer birlikte olursak hem dernekler hem vakıflar olarak daha güzel etkinlikler yaparız. Bugün burada Şamil Vakfı'nda gerçekten çok kıymetli bir etkinlik gerçekleşti. Hem bir ödül töreni sanatçılara, genç sanatçılar da vardı. Burada nartlar, Sasruko, destanlarımız sanatla anlatıldı. Teşvik bağlamında vakıf ve derneklerin bu tip organizasyonlara kaynak sağlaması, imkan sağlaması bizim için kıymetli olacaktır. Birlikteysek güçlüyüz diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Biz de sizin çalışmalarınızı takip ediyoruz. Nart Ajans da ben şuna inanıyorum. Türkiye'de büyük bir boşluğu dolduruyor. Maalesef Kafkasya'da çok bir yazılı kaynak yok. 1700-1800'lerde. Bugün geldiğimizde bile görsel kaynak bile hala az. Sizlerin de Nart Ajans'ın da büyük bir arşivi var. Bu konuda Türkiye'nin her yerine yetişiyorsunuz. Takipçinizi, sıkı bir takipçinizsiniz. Gerçekten bu çalışmalar 50 yıl sonra ya da 100 yıl sonra büyük bir dijital arşiv olacak. Sizin çalışmalarınızı da ilgiyle takip ediyoruz, destekliyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkürler, çok sağ ol. Evet Cengiz abi, güzel bir gün. Cumartesi Şamil Vakfı'ndayız. Gerçekten vakfımızın önemli çalışmaları var. Bugün de güzel bir çalışmaya nokta koyduk. Katılım güzeldi. Neler söylemek istersin? Ya memnunum, çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Bu sonbaharın çok sıcak gününde ya insanlar böyle bir yere tıkılmayı pek de istemezlerdi diye düşünüyordum ama sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar, geldiler, katıldılar. Gençlerimiz sürekli olarak yeni projelerle geliyorlar. Biz de bu projelere hayır demiyoruz aslında. Kültürümüzle ilgili olan, tarihimizle ilgili olan, biraz da sanat eğer kokusu var ise bu tür projelere her zaman açığız diyoruz. Destek veriyoruz. Yani destek sadece biz vermiyoruz aslında. Bu duyuru yaptığımız anda sponsorlarımız da koşa koşa geliyorlar bize. Yardımcı oluyorlar. Yani iyi bir birikimi yapmışız. Evet. Herkes bir şey biriktirdi. Biz de Şair Vakfı olarak her zaman iyi insan biriktirmişiz. Dolayısıyla o konuda bir sıkıntımız olmuyor. Ama genç üyemiz az. Son yıllarda özellikle oradaki eksiklik bizi rahatsız etmeye başladı. Dönüp tekrar gençlerle, biliyorsunuz kuruluş dönemimizde bizim en az bir pazar günü ben toplantı yaptığım zaman, gençlere hitap edeceğim dediğim zaman 250-300 civarında genç bir araya geliyordu. Evet, evet. Ve onlar öğleden evvel folklor çalışıyorlardı. Öğleden sonra da birkaç saat beri dinliyorlardı. Her şeyi konuşuyorduk. Kültürden konuşuyorduk, yabzeden konuşuyorduk, tarih konuşuyorduk. Böyle bir gençlik kadrosu vardı buranın. Şu anda bu yok. Dolayısıyla şu anda gençlerin katılımını artırmaya çalışıyoruz. Olumlu cevaplar alıyoruz gençlerden. Bugün gördüğünüz gibi yani katılımcıların büyük çoğunluğu gençti. Bu beni çok memnun etti. Evet, evet. Özellikle ondan çok memnunum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sen iyi ki varsın Nuri. Yıllardan beri tahmin ediyoruz. Evet. Bize her konuda her zaman yanımızdasın. Allah eksikliğini göstermesin bize. Biz birlikteysek güçlüyüz Cengiz abi. Biz seninle güçlüyüz. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Ya Nuri, off the record bir şey söyleyeyim. Apaçe Savaşı'nda ben komitenin koordinatörüydüm. Dolayısıyla bütün bölgelerde her zaman işi kuruyordum. En olumlu cevabı her zaman senin bölgenden aldığım için sizin hepinizi çok seviyorum. Allah çok sağ olun. Çok sağ olun. Yani Eskişehir o kadar güzel cevap verdi ki bizim o çalışmalarımızda her zaman yanımızda oldu. Her zaman destek verdiler. Çok çok teşekkür borçluyuz onlara. Hiç unutmuyorum. 92 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahı Abhazya'ya yardım için Taşköprü'ye deri toplamaya gittik. Muharrem amca görev verdi. Yani o kadar bizde o zaman görev aşkı vardı. Bayramı bıraktık. Dedik deri toplayalım. Abhazya'ya yardımımız olsun. Ama burada büyükler bize her zaman sahip çıktığı için. Biz de bu olayın içindeyiz. Evet, şahsıydınız. Muharrem abi gibi bir büyüğünüz vardı. Gerçekten, doğru. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Sen geldin, katıldın, bize güç verdin. Sağ olasın. Çok iyi teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Çok iyi oldu.